Merhaba Karadeniz Türk TV izleyenleri. YEK arşivinden programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Yine bugün çok özel bir program olacak. Çok güzel bir program olacak. Çünkü konuğum çok özel. Ve sloganımız her zaman aynıdır. Kültür sakladıkça değil, paylaştıkça yayılır. Ve biz de bütün güzellikleri ustalarımızla beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Karadeniz Kemençesi'nde çok önemli bir yere sahip olan ve bir ekolün temsilcisi olan değerli bir üstadımız var. Görele Kemençesi dendiğinde akla ilk gelen isimlerden ve unutulmaz namelerin sahibi diyelim. Kemal Yılmaz hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hocam normalde her programda bunu tekrar etmek zorundayım. Üstadlarımız geldiğinde onların hayat hikayeleriyle beraber anlatıyoruz. Evet. Ama tabii üstadlarımız yoksa onun bir çırakları veyahut da bir ailesinden herhangi birisi gelip anlatıyor. Evet. Evet. Ama siz buradayken sizi bizim anlatmamız yanlış olur diye düşündük. Ve sağ olun siz de kırmadınız, bizi geldiniz. Yani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve heyecanlıyız da bugün. Evet, bende de var. Evet. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Sağ ol. Kemal Yılmaz kimdir? Evet. Kemal Yılmaz Göreleli, Dereboyu köyünden, 1945 doğumlu. Kemal Yılmaz yani plakları 68'lerde 67'nin sonlarında plaklar yaptık işte 45'lik plaklar yaptık o zaman çıkardık 12-13 tane plaklarım var tahmin edeyim. Ondan sonra Almanya'ya gittim ben. Bir ara 15 sene Almanya'da kaldım. O plaklardan sonra Almanya'ya gittim. Gurbetlik oldu yani. Gurbetlik olduk. Oradan sonra da işte plak işine pek daha o şeylere bakmadım. Bir ara verdik yani 15 sene. Döndükten sonra işte bu son kasetimizi yaptık. Evet. O şey neydi? Kemençe Konuşuyor. Kemençe Konuşuyor ikincisi. Evet. Birincisinin ismi de aklıma gelse şimdi. Tabii çok zaman oldu. Kemençe Konuşuyor yaptıydık zaten. O yankının ismini aklıma şu anda gelmedi yani şeyin ismi. Evet. Tamam. İkinci kasetten sonra daha yapmadım yani. Evet. Kaset fırsat olmadı. Ben biraz da çok şey yapmadım. İşte öyle oldu yani. Peki hocam bizler gençler olarak izninizden gelmeye çalışanlar olarak sizleri takip ediyoruz. Ve en çok merak ettiğimiz soruları bugün size sormak istiyorum müsaadenizle. Estağfurullah. Hocam peki sanat hayatınıza nasıl başladınız? Yani kemençeye olan merakınız nasıl geldi? Şimdi ben tabii Durgay'a vardı zamanında bizim hocamız. Evet, ama ben o zaman kemençeci değildim. Evet. Daha doğrusu okuyordum ben. Şey o yani bu eski hafızlığa çalışıyordum. Peki kaç yıllar hocam? Kaç yılında? Ne bileyim işte şu anda 72 yaşındayım. 10 yaşında diyelim. Evet. Kaç? 56'larda. 56'larda evet. Falan kemençe, 55'te falan kemençeye başlamış olduk yani. Kemençe var. Hatta bir ekin kazma imecimiz oldu. Bir kemençeci vardı. Köyümüzden Şevket diye birisi vardı. O kemençe alıyordu. Ben okuyordum o zaman. Fesli, mesli. Bu Kur'an mekteplerinde. Derken o kemençeyi o öğleyin yemeğinde, imece, kazma imecisinde. Evet. Öğleyin yemeğinde kemençeyi bir elime aldım böyle. Hiçbir şey bilmiyorum. Merak ettim. Ondan sonra salı gün çarşıya indim. Görürdüm kemençe aldım kendime. Öyle gene kemençe var. 55'te falan demek ki 55 mi oluyordu? Yani tabii 55. Yanlış söylemeyelim. O işte odur budur. Kemençe çalıyoruz yani. Peki onu hocam o dönemde Durkaya Üstad'la nasıl tanıştınız? Çünkü Durkaya da çok efsane bir isim Göreli'de. Evet. Hocamız, en büyük hocamız Durkaya. Allah rahmet eylesin. O pek herkesi şey yapardı. Ama beni hiç kıramazdı. Ben cuma günleri cumaya gidiyorduk. Onların Arduş Köyü'ne. O cuma gün kemençe çalmazmış. Ben de öyleyim biraz da. Ben vardığım gibi evine gidiyorduk namazı kıldıktan sonra. O bana beni kırmıyordu yani. Çalıyordu böyle düğünlerle işte onların şeyiyle böyle büyüdük yani. Sonra Katip'le işte zaten yakınız gene tanışıyorduk. Evet, değerli üstadımız Katip. İş birliği yaptık kasetlerden sonra. Herhalde 67'nin sonlarında kaset yaptım ben. Katip de benden biraz önce yapmış herhalde. Yani artık plaklar bitti kaset döneminde. Ondan sonra işte Katip'le de bir iş birliği yaptık yani ayrı düğüne gitmek. Bir düğüne bir kemençesi lazımsa ikisimizi de alırsa gidiyorduk düğüne yani. Evet. Öyle hayatımız işte öyle böyle Almanya'da geçti. Buralarda böyle devam ettik yani. O düğünleri düşündüğümüz zaman çok efsane bir düğünler olmuş belki. Çok çok. 3 gün 3 gece 2 gün 2 gece cumartesi pazar başlıyorduk yani. Cuma günden oluyordu. Cuma günden gidiliyordu. Cumartesi pazar günü aşama bitiyordu düğün. Köy düğünleri, konaklar, sofralar işte falan böyle. Eskiden öyleydi. Düşündüğümüz zaman da mesela bir düğün yapıyoruz. Düğünde
Bir yanda Katip Şadi, bir yanda Kemal Yılmaz. Evet. Çok mükemmel bir ikili. Evet, düğün oluyordu, yani. Düğün oluyordu. Evet. Peki evet. Hocam, o dönemde başka kimleri tanıdınız? Kimlerle beraber? Veyahut da şöyle sorayım. Durgay Üstad'la kaç sene beraber oldunuz? Aşağı yukarı benim bütün kemençeciğime, Almanya'ya giderken Durgay'la her zaman beraber olduk yani. Yani düğünlere giderdik, hocamız zaten. Saygı gösteriyorduk ona. O hatta bir şeyimiz oldu. Bir ara Katip'le bir düğünden geldik. Yine bir düğüne söylediler bize. Dediler ki de 3 kemençeci lazım. Birisi de cuma günü akşamdan gelecek kemençecinin dedi. Ya, aklıma geldi şimdi sen sorunca. Ya şimdi ben gidemem, Katip ben de gidemem dedi. Bir gün evvelinden hani cuma günden gideceğiz. Pazar günü akşama kadar çok zaman var. Durgay amcayı alalım ama biz ona söylemeyelim. Sen ona dedik, düğün sahibine sen Durgay amca söyle dedik. Sen söyle bizim bir akşam evvelinden gelmem. Evet. Tamam gitti Durgay. Sizin gittiğiniz yere giderim dedi. Ya niye, sen bizim hocamızsın? Ne demek ya? Ya sizin gittiğiniz yerde sizi çağırıyorlar hep sağa sola çalmaya. Ben istirahat edeyim, burada dinleniyorum dedi. Neyse ki onu da aldık. İşte düğüne akşamdan onu, hatta bir de genç bir arkadaş, yeni öğrenen daha birisi vardı. Ya Durgay'a seni alalım işte, seni istiyor, bunlara da biz tembih ettik falan. O da hocamız belli. Ondan sonra dedi arkadaşa, ya Durgay amca seni götüreceğiz madem de Kemal'la şey Katip'in başka düğünü var, gelemiyorlar. Cuma günü akşamdan seni götürelim dedik. Dedi, ya beni ne yapacağınız dedi bu yaşta. Ha bu yaşlı genç çocuk var, ha bunu götürsek de sabaha kadar sizi oynatsaya dedi falan. Yani gülüştük falan. Durgay'ı aldılar. Böyle mazilerimiz çok oldu. Durgay'a ile aşağı kemençeciliğim boyunca Almanya'ya gidene kadar Durgay ile geçti. Hatta bazı şeylerde şey var, ben de buraya geldikten sonra şey yaptım. Kemal'i benim de göresim geldi diye. Bir de hem kemençalıyı hem lafı çıkmış. Kemal da yarın geliyor diye birisi. Ben de plak kasetlerden duyuyorum şimdi, evet, yani. Muhabbet kasetlerinden, evet, Allah rahmet etsin. Büyük ustaydı. Evet, evet. Ve hala ondan kalan eserlerle. Evet, ondan geliştik yani. Evet. Ondan geliştik. Peki hocam, o dönemde de Durgay Üstad, yani yaşlılık döneminde de hala diri çalabiliyor muydu? Çalıyordu. Hala çalıyordu. Yani aşağı yukarı işte son zamanlarda rahatsızlık vurdu. Astım rahatsızlığı vurdu ona. Şey yaptı. Yani çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin yani. Onun yerini tutamayız. Şey bakımından da yani ahlakı yönünden de çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Peki hocam, siz onun da hocası olan Karaman Halil Kodolak'ı da tanıdınız değil mi? Evet, onu da tanıdım. Onu şöyle tanıdım. İşte kemençe yeni başladım ben o zamanlarda. Bir gün Görel'de geziyorduk. Baktım o bizim Konakdüzü diyorduk. Şimdi de gene Konakdüzü olarak geçiyor. Orada kahvenin kapısında bir kemençe getirdiler, ona verdiler. Bu Karaman dediler. Ben de böyle yanaştım, böyle dinliyorum falan. Orada bir duzucu havası falan çaldı. O çalarken de bir acayip çalma şekli vardı. Onun da ayrı. O da Durgay'ın ustası işte, biliyorsun. Farklı bir şey değil mi? Piyonun Durgay'ın ustası. Evet. Farklı oldu duzucu havasını çalarken elini böyle şöyle. Aynı havayla gidip geliyordu böyle. Bir de düğüne gidiyor. Gene Karamatlı diye bir yer var. Orada işte o tarafa düğüne gidip Durgay'a ben işte Davulcu'nla vardı gene yanımızda giderken. Karaman da tam bizim geçeceğimiz, onun köyünden geçiyor. Tam geçeceğimiz yere oturmuş böyle yaşlı. Durgay amca yanımızda, hemen var varmaz hocam dedi, kemençeyi ona verdi. O gene bize bir çaldı çağırdı orada yolda. Öyle gene biz düğüne gittik. O da üzülüyor yani, yaşlı olmasa o da gidecek neredeyse. Evet. Allah rahmet etsin hepsini. Peki o yaşlılık haliyle de çalar mıydı? Çalıyordu. Gene çalıyordu. Çalıyordu. Yani güzel çalıyordu. Yani ben o zaman işte ben şeydim, daha yeni başladıydım ama evet. Yani onlar gene öyle durmuş değildi. Durgay olsun olsun hiç şey yapmadılar. Durgay'a çok vazgeçmeye çalıştı. Hatta Durgay amca plak da yapmadı. Günahtır meselesine. Yani doğru. Allah'a ait artık gerisi tabii. O nasıl yapıyorsa Durgay'a da plaklar yapsaydı Pico gibi meşhur olacaktı. Da, meşhur, daha meşhur olacaktı. Evet. Evet, evet. Ama Durgay'a daha çok yörede kalmış oldu yani. Ya, evet. Orada kaldı. Plak, kaset, o şeyleri, kaset vardır. Yani çekmedir düğünlerden falan filan. Evet. Peki zaten Pico'da Osman'a yetişemediniz. Ben Pico doğduğum sene Pico ölmüş. Evet. Karaman'dan küçük de olsa bile evet. Ben doğduğum sene. Ben Karaman çok yüzün üstünde mefat etti herhalde. Evet, Karaman, evet. Evet. Tanıyorum yani. Ama hayal meyve düğüne gitmişliğim falan yok onun ile. Evet. İşte öyle Görel'de çalak ders denk geldim. Bir de düğüne giderken rast geldik Durgay amca. Peki o dönemde o üstadların kuşağından, yani sizlerin daha büyük olanlardan kimler vardı başka? Onların emsali olan. Yani bizden daha işte Aslan varılmış. Ben Aslan'ı tanımıyorum. Duydum mu da onu günle görüşemedik. Çanakçı tarafından. Haceli varıdı.
Haceli, Bohça, Haydarlı'dan. Özdemir değil mi? İşte çok gene vardı öyle tek tükte. Ben çoklarıyla da çok da şey yapamadım yani. Evet. Düğünlerde bazı Tonyalı Kemal vardı falan filan bir sürü kemençeler vardı yani ama... Peki yetiştikleriniz kimler oldu? He? Yani peki sizin kendi döneminizde, kendi kuşağınızda kimler vardı yetiştiğiniz? İşte ben varım, ben, Şener, Katip. Evet. Bunlar benden biraz da büyükler zaten. Benden evveli başlamışlardı. İşte düğünlere beraber gidiyorduk. Şener'de Allah şifa versin hala hasta. Ben ziyaretine de gittim, görevde ulaşamadım yani. İyi bir ustattı, iyi bir kemençeciydi. Yani hakikaten usta bir kemençeciydi. Ama şimdi sen de biliyorsun herhalde zaten rahatsız, herhalde şey yapamıyor. Katip biz devamlı görevde düğün yapıyorduk. Vardı çok arkadaşlar ama hepsinin ismi de aklıma gelmiyor yani. Evet. Peki hocam Almanya'ya yolculuğunuzda görevden mi gittiniz yoksa İstanbul'dan mı? İstanbul'dan gittim. Peki. Ben o arada hem kemençe çalıyordum, o bir ara İstanbul'a geldik. Bankasında çalışıyordum. Bankasında çalışıyordum. Oradan işte benim hanımın abisi Almanya'ya gitti. O bizi istek yaptı. Hanımı yaptı. Ondan sonra ben o istek yaptı. Gittik. 15 sene kaldık. İşte o arada kemençeye biraz da ara vermiş olduk. Hani genel usta Almanya'da düğünlere gidiyordum yani. Peki İstanbul'a gelmeniz kaç yılıydı? İstanbul'a çok geldim. Ta 63'lerde gelip gitmeye başladım da İstanbul'a. Tanıdıklarım vardı. Geliyordum. İşte bir iki düğün yapıyorduk. Tekrar görevlere dönüyorduk. İşte askerlikten sonra bankasına girdim. İşte plakları yaptığım zaman bankasında çalışıyordum. Evet, yani artık İstanbul'a yerleşmiştim. Yerleşmiştik. Ha, Hasköy'de oturuyordum. Hasköy'de ev yaptık, oraya bir tane evimiz vardı. Öyle gene işte bankadan sonra Almanya'ya gittik. Almanya'dan dönüşte de Pendik'e yerleştik. Evet. Orada. Şu an yani şu anda mesela şöyle sormam lazım. Soruyu toparlıyorum. Yani. Normalde her üstadın genel olarak %80 için söyleyelim. Kemençe dışında bir mesleği vardı. Siz de bankasından emekli oldunuz galiba değil mi? Yok. Ben Almanya'ya gittim. O zaman şeyimiz var, sigortalı falan olduk ama. Peki orada mesleğiniz neydi? Almanya'da? Evet. Uniprix fabrikasında çalıştım ben. Fezant'ta çalıştım. Evet. Ama genel cumartesi pazar düğünlere gidiyordum yani. Türk düğünlerine. Türk düğünlerine. Yani kemençe dönüşten, döndükten sonra, kaçta? 86'da kesin dönüş yaptım. Bir iş yeri almıştık. Ben iş yeri açtık bir tane. Çeyiz mağazası açtık. İşte bu 3-4 sene öncesine kadar onu çalıştırdık. O zaten de Bağkur'a kayıt oluyorsun, mecburen şey oldu. Bağkur'dan emekli oldum. Evet. O Almanya'da çalıştığımız hakkımızı para olarak aldık yani. Evet. Yani sizin de kemençe dışında başka bir mesleğiniz de vardı. İşte ha. Evet. Peki o eski üstadların var mıydı başka işleri? Mesela Karaman'ı duyduğumuz kadarıyla çobanlık yaparmış galiba. O daha önceden evet. Hatta şey evet. Daha önce ki neydi onun da ustası yani. Tuzcu oldu mu? Tuzcu. Evet öyle bir tanışmışlar. Biraz ne biliyorum ya anlattığından biliyorum. Picu Karaman'a çobanlık yapmış. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ben. Benim bildiğim. Kulaktan dolma. Ha. Evet. Şimdi çobanlık yapmış. Durga'ya Picu'nu tabii öğretmiş. Epey bir şeyler öğretmiş desin. O çalıyı sen de öğreniyorsun. Kendine zorlatıp öğretilmiyor. Tuzcu havasını öğretmemiş onu. Tuzcu havasını hiç çalmamış yanda. Şimdi Picu da bunu anlıyor ama. Yani Karaman Üstad tuzcu havasını çalmıyor. Ha, 3 sene kadar falan çobanlık, koyun çobanlığı yapmış. Karaman'a Picu'lu Osman. En sonunda Picu da bunu kaçırdığını anlıyor o havayı. Arkadaşlarına konuşuyor. Diyor, ben diyor, sizi de şey yapıyorum, bir şeyler donatayım onlara. Görele girişte köprü var bizim. Bunu diyor, Karaman'a alın, Görele köprünün üstüne geldiğiniz zaman bir horan çaldın, tuzcuğunu çaldın. Ben de altta dinleyeceğim diyor onlara. Neyse, bunlar picuğunu alıp geliyorlar. İşte iyi bir çizdikten sonra herhalde köprünün üstüne bir horan koyuyorlar. Karaman tuzcu havasını çalmaya başlayıp picuğunu altta dinliyormuş. Picuğunu işte görmedim ben, o da hemen duyar duymaz aynı havayı çalmaya başlıyormuş yani. Neyse o çalmışlar onlar. Bir yarım saat, 15 dakika, 20 dakika kaçırsa oynamışlar falan. Görele gitmişler. Picu arkalarından çıkıyor bunların. Çala gene aynı havayı gibi. 3 sene seni diye şey yaptım ama şimdi beni diye sırtımdan vurdun diye. Nasıl beni aldın diye. Evet. Yani o tuzcuoğlu havasını çalmamışım şuna yani. Yani o zaman tuzcuoğlu havası o dönemin çok önemli bir havası. Önemli yani kemençenin başlangıcı yani aşağı ya o zamanda yani tuzcu havası. Ama onu şeydi neydi o tuzcuoğlu işte bu
bu yaylağa giden koyunların, keçilerin çanlarından çıkan seslerle beraber onlarla beraber o havayı geliştirmiş yani. Tuzcu Yol Horan Havası'nı. Yani gelişi, Tuzcu Yol Havası'nın gelişi yaylağdaki koyunların yaylağa giderken gelip koyunlara çan takıyorlar bizim memlekette. Sen de bilirsin zaten. Kelek dediğimiz. Kelek, çay, çan, onların sesinden işte onların sesinden o havayı bulmuş, bestelemiş adam yani. Allah rahmet etsin. Evet. Ve demelerine göre Karaman çok çok üstün bir kemençeciymiş. Evet. Duzcuğundan sonra, sonra. Evet. Duzcuğunu tanımayıp da duyduğumuz bu yani. Peki Durga'ya üstad da Karaman'dan mı ders almıştır yoksa Pijon'dan? O Pijon'dan. Karaman'la da çok bir ara gelmişlerdir falan değil mi? Pijon'a daha biraz daha yakın herhalde şey olarak. Çok düğünlere Pijon'uyla gitmiş. Pijon'un da ondan kaçırdığı şeyler olmuş ama sonra da Durga'yı sevmiş. Yani ona da hepsini çalmış söylemiş yani. Peki hocam o dönemde siz gittiğiniz zaman düğünlere mesela 3 gün düğün yapıyordunuz. Evet. O düğünlerin böyle bir usulü var mıydı? Havalarda ilk hava budur, sonra hava budur, bu çalınması lazım. İşte bizim bize öğretilerimizden kemençeci yani iyi bir kemençeci. Evvela bir taksim çalmasını eskiden şimdi biraz iş değişti. Evet. Bu yeni gençler eline alan hani kötülemiyorum kimseyi herkes çok güzel çalıyor bir şey demiyorum. Ama eskiden bir vatandaş düğüne gittiğim ustad, köylüler, oyun nerede olanlar var ya sana. Kemençe hoş geldin falan. Bir taksim çal bakayım kemençede. Adam seni imtihan eder gibi yani. Millet kendisi biliyordu bu havaları. Evet. Yani bir taksim çal bakalım. Ben bunu çalamayayım dedin mi senin kemençen hadi yaşa. Ya da bir Duzcuoğlu horan çal, bir hasbal çal, bir Hamza baş çal dedi. Bunları çalamazsan kemençe değildi. Değil mi? Ama şimdi öyle değil. Şimdi çaldın mı? Hepsi, herkes şey yapıyor. Bir de ritim açtığın zaman. Doğru. Öyle. Doğru. Adam seni kendi imtihan ediyordu zaten. Kemençi falan, Ahmet, Mehmet kim gelmişse kemençi. Bir taksim geç bakayım. Geçiyse biliyor onu yani. O kafasına yeritmiş artık yani. Yani çalıp çalmadığını anlıyordu adam yani. Evet. Yani daha doğrusu şöyle demek lazım. Dinleyenler de bilinçliydi. Deyip bilinçli. Onu demek istiyorum. Evet. Dinleyenler bilinçliydi yani. Adamlar... Peki hocam en çok merak ettiğim soru. Kemençe'de taksim atma olayı Giresun'un Görele bölgesinden dışında yani Trabzon'da yok, yok. Peki Görele'de bunun olma sebebi nedir? İşte Karaman'la Pijon'dan geliyor. Karaman Pijon'u Durga'ya bize öğretmeleri, onların birbirinden öğrenmeleri. Yani Trabzon tarafı hiçbir başka bir tarafta yok yani. Evet. Taksim geçmek. Yani Duzcu falan da pek o taraflarda yok yani. Hani evet, evet. Var da biraz yarım var yani. Evet, benzeri var diye. Benzeri var. Evet. Peki hocam o dönemdeki havalarla mesela Tuzcuoğlu belli gelişi yani koyunların yayılması. Evet. Peki hasbal havası nedir? Hasbal da işte gene Karaman'ın Pijon'un ona kattığı şeyler yani. İsmini hasbal veyahut da hasbal isminde bir kemençe daha varmış. Oraları tam ben de çok bilmiyorum. Onu şöyle duydum eğer doğruysa. Karaman'ın hasbal diye bir arkadaşına yapmış olduğu bir hava diye duydum onu. Öyle de olabilir. Evet. Öyle de olabilir. Hani biz o zaman çok incelemiyoruz. Şu hangi havaydı bu? Öyle çok da şey yapmadık yani. Evet. Biz öğrenmeye çalıştık. Evet. Buranın ismine Hasbal veya da Duzcu, Hamzabaş, neydi? Beyo. Evet. Evet. Horan başlamaları. Tabii onu da sorma. Mesela şu anda önemli bir detay var orada. Biz mesela gençler olarak hep karıştırırız. Hamzabaş ve Beyo havası farklı havalar değil mi? Farklı hava. Şimdi biraz sonra icap ederse çaldığımız zaman tabii ki, ben tabii yani o birisinden başta horan türkü falan bir şeyler elimizden geldiği kadar söyleyeceğiz. Yani ayrı ayrı hava yani. Aslında şu olması lazım. O şimdiki vatandaşların bildiği horan kurma aslında şey Hamzabaş dedikleri. Beyo horan kurma. Hani nasıl Trabzon tarafında Acabatların horan kurması var. Bizde de ilk o hava ile başlanır horana. Sonradan Hamzabaş'a geçilir. Hamzabaş'tan sonra artık eğer Duzcu havası öncelikli zaten onlar ayrı. Hani bir yankı taraflara başladığın zaman ilk Beyo başlar. Ondan sonra Hamzabaş, Horan, Sıksara artık öyle gider. Evet. Yani o zaman sıralamaya koyarsak Tuzcuoğlu, Hasbal, peşinde Beyo, Hamzabaş ve Sıksara diyebiliriz değil mi? Evet. Bu sıralamada yani hem de Horan yavaştan başlayarak hızlanmış oluyor. Ağır sıkalıyor sonra doğru artık. Sık havalara doğru, Türkiye havalarına doğru. O zaman hocam biraz sonra sizden bir örnek alalım. Ama istiyorum ki şu plakları da es geçmeyelim. Tamam. Hocam ilk planınız hangisiydi?
askerlik macerası. Evet. Bu var. Peki planınızın yılını hatırlıyor musunuz? Kaç yılıydı? Kaç yılında çıkarttınız planınızı? 67'nin sonlarında. Tam evet. Ayını hatırlamıyorum ama 67'nin 68 olmadan plak yaptık yani. Askerden sonra. Evet. Askerliğim zaten 67'de bitti. Evet. O zaman müsaadenizle planınızı dinleyelim mi? Hay hay. Ben de dinlemiş olurum. Çok da şey yapmadım. Kemal Yılmaz tarafından efendim askerlik macerası. Peki hocam söz müzik size mi ait? Sözü müziği hepsi bana ait. Evet. Evet bana ait. Çok önemli. Evet. Kemal Yılmaz tarafından askerlik macerası. Kemal Çembik başına benim vurdun beni sen benim vurdun beni. Kemal Çembik başına benim vurdun beni sen benim vurdun beni. Askerliğe gidiyorum ta görürüm ben seni. Askerliğe gidiyorum da ta görürüm ben seni. Gidiyorum doğrula ben yoruma yoruma. Hiçbir şükür de vardı gelmem İskenderun'a. Vardık çıktık Allah'a alacağımızı aldık. İskenderun'da yedi bir kim bu çıza kaldık da yekim bu çıza. Gel bakayım ha ha sağ sol yasa yasa. Davurdan geçtim onluya, sevdim mi çıktı oradan, gittin yasın yanlıya. O benim sevdiğim davur sürüldü onda da. İki ay bir kız gördü, gülüm yasın yanda da. Kullanıcım adamın öyle maddel ardına. Sen kimin çıktı oradan, İstanbul bu adını da İstanbul bu. Gel bakayım, ha ha sağ sol yaşa. Sesin bastılar sizi, seni soktan burnuna almaya yıldın bizi. Sertanlarını topluyo, beni yoldan sanfuru. Gidi canımı yedi, bizden tutan vuru. Kesmenli çanağında, su içtim ben azcana. İzin istemek için ben çıktım kumandana. Altında tüfeğimi, gidi yürüm lanmeta. İzin verdik başım, gideyim memleketi de gideyim ben. Sağ olsun kumandanım on gün yeter mi dedi. Sağ olsun kumandanım on gün yeter mi dedi. Fakülteye aşıya ağır ağır gidelim. Kumandanı dinleyin ya çok teşekkür ederim. Kumandanı dinleyin ya çok teşekkür ederim. Gel oğlum ha ha sağ sol yaşa. Çatanlık tüfekleri de çatanlık tüfekleri. Bahriyeli Kemal'i yangınlı yürekleri. Bahriyeli Kemal'i yangınlı yürekleri. Kuyundala hümguru görenler sen yerini. Nasıl çıkacak gelip imatlı ben yerini. Yarım nasıl çıkacak imatlı. Şimdi biraz sık söyledi o zaman bu sözlerin hepsi sığsız diye. Şimdi bir başladık, türkünün hepsi bitmeden de şey yapılmadı. Buna sen biraz sık çaldık söyledik ki türkünün hepsi yani bestenin hepsi otursun diye. Doğru, evet. Çünkü zamanlaması kısıtlı olduğu için değil mi hocam? Evet. Peki yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Gerçek değil mi? Evet. Evet. Peki hocam o dönemde plak yaptığınız dönemde yani siz kendiniz mi şirketlere başvuruyordunuz yoksa teklif mi geliyordu? Şimdi o zaman şöyle oldu benim. Bu İsmail Uzunöner vardı. Evet, evet.
Durgay amca İstanbul'a gelmiş bir ara. Ben memleketliyim o zaman. İsmail Uzunören'e demiş ki ne? Kemal Yılmaz diye bir genç arkadaş gelecek İstanbul'a. Sen onu demiş bul bir ara bir dinle demiş. Durgay amca. İsmail'in bana kendi anlatması. Evet. Ben İstanbul'a geldim işte İsmail'le tanıştık. O beni bir hafta içerisinde stüdyoya götürdü. Şey o zaman işte Harika Plak şirketine. Evet. O da plak yapmışmış o benden evvel herhalde. İşte öyle göre tanıştık. Onlar da plak yaptık ya. Yani. İsmail sebebiyeti veren evet, o evet. Beni orayla tanıştıran. Ben evet. Geldim müracaat etmedim. Evet. Ondan sonra her gidişte iki plağı bir yaptık. Mesela başlık parası. Evet. O da yani iki tane iki lira plak yaptık öyle. Evet, yani. Evet. Peki o dönemde plak gelirleri size geliyor muydu? He? Plakların gelirleri size geliyor muydu? Yoksa sadece reklam mıydı sizinki? Yok yani ufak tefek bir şeyler ya. Evet, ufak tefek bir şeyler. Ha, öyle bir şey de değil ama ufak tefek bir şeyler evet. Aldık yani. Çünkü evet. O dönemde bütün üstadlarla konuştuğumuz zaman evet. Hep aynı şey. Yani evet. Firma alıyor geri kalan da ufak cüzi bir şey. İşte gel kaset yap reklamda değil ama biz evet. Sonradan hiç şöyle oldu böyle oldu ama helal ettik hakkımızı. Evet. Peki hocam plaklarınızı yaptıktan sonra tepkiler nasıl oldu? Hı? Yani tepkiler nasıl oldu? Halkın size yaklaşımı nasıl oldu? Evet, evet. Daha yani nereye geçsek yani hatta ben Göreli'de bir gün İstanbul'dan gittim. Böyle o şey plaklardan biraz sonra da yanımda da bir arkadaşım var falan. Tabu dairelerinden, üst katlardan Kemal abi hoş geldin. Yani böyle şey dedi ya yanımda arkadaş. Ya Kemal dedi tek şeydi bir maske taksaydı sen dedi. Yani milletler hani öyle oldu evet. O zaman hani pek plak olan yok o zaman. Pici ondan sonra tabii. Öyle bir katibine benim plakım oldu yani. Bir nereden geçersek millet hop diyeyim bir şeye geliyordu pencere. Veyahut da bizi bir şeyler sormaya geliyorlardı yani. Doğru. O zaman öyleydi yani. Doğru. Hocam plakımızın arka tarafına baktığımız zaman da Göreli yosmaları. Evet. Bir dinleyelim beraber. Dinleyelim olur. Evet efendim. Kemal yavrum Yılmaz nereden hocam. Aldın? Giydiğin basmaları bir tarafa ayrılsın Göreli yosmalar. Dinleyelim. Evet. Kemal Yılmaz tarafından Milli Huran Havası. Yanım neler ben aldım giydim basmaları ayılsın gider lafa görenle yusmaları giydim ayakkabıları yumurta topukları lan benim memlekede görenle kokukları o benim sevdi yiğidi tatlı dinledi tatlı tatlı dinledi yiğide beni kendiye yakın hop hop sevdiğim bir modası ne dönlesin dönlesin sevdiğim bir modası vermedin yedi bak körün nasıl babası vermedin yedi bak körün nasıl babası haberlerden gözünü görenler kulakları dünya yirmi akülü musallı yanakları uuuu al al ha ha yaşa hop hop Tellerde kılacağım Kemal Çemik başına tellerde kılacağım Yitirdim bu yerimi nelerde bulacağım Yitirdim bu yerimi nelerde bulacağım Doya doya otursam kısrahanın yüzüne Kullanırım adamı oynasanın yüzüne Kullanırım adamı söylesanın yüzüne Dikaşa duruyor doğru o dudakları Balılmış da akıyor yerimi dudakları Allah kurusun yüzyar damını dudağını Emeğimi akıyor bu balı dudağını Gel bu tip ha ha yaşa Hop hop Görenler çarşısında
oturup uyandılar. Gören neşesinde oturup uyandılar. Kuşun gelin kalbime, senin derin acılar. Gelin kuşun kalbime, senin derin acılar. Güneş vurdu yüzüne, senin penceresine. Beni düşürdün yedin, ölüm derecesine. Tekeşe maşırdını, telesene litine. Bağladılar başını, istemedi yengele. Gel bakayım, ha ha yaşa. Hop hop. Görenlerin yolları ne tanımış tanımış. Görenlerin yolları ne tanımış tanımış. Nişanlısını yutup uyanıp bekarımış. Evlendimin uyanda melek yapalım melek. Kaçal gidelim beni başkasından yengerek. Aramızın aşkısı bize seni fın gerek. Gel oğlum ha ha. Hop hop. O zaman tahmin edeyim 22 yaşında falandık yani. Evet. Hocam şimdi çok yaşlı değilsiniz ya. Ay Allah. Hocam şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum konumuza. Havalardan bahsetmiştik. Havaların dizilişinden bahsetmiştik. Evet. Tuzcuoğlu dedik. Peşine Haspal Çalınır dedik. Sonra evet. Beyoğlu, Hamzabaş ve Sıksara evet. demiştik. Evet. Peki bunlar sözsüz yani enstrümantal konular değil mi? Sözsüz. Peki sözlülerde var mıdır bunun bir Türkiye havaları tabii bunların sonundan sonra bunlar çalındıktan sonra horonda çaldığımız diyelim ki Türkiye havaları geliyor yani. Onu da gene biraz sonra doğru çalmaya çalışıyoruz evet. yani. Evet. Peki hocam Tuzcuoğlu'ndan çok bahsettik. Evet. Ufak bize böyle bir örnek verme şansınız var mı? Çalma. Evet. Tabii. Peki evveli, hangi havaları çalacaksınız? O zaman evveli istersen şöyle başlayalım. Tuzcuoğlu'ndan başlayayım. Tamam. Ondan sonra Hasbal, Hamzabaş. Evet. Öyle bir bağlayalım bakalım. Tamam hocam. Tamam. O zaman sizdeyiz. Tamam. Tuzcuoğlu horonla başlayalım. Asbal.
hop ha uşak ha 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 ha. Hocam elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, biraz sert başladık, şey oldu ama olsun. Olsun, gayet güzel oldu hocam, gayet güzel oldu. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Arşiv niteliğinde olduğu için bu havaları da sizlerden duyarak çalmamız hem genç arkadaşlarımız için iyi bir örnek oluyor. Hem de kültürümüzün tanıtılması adına bunların var olması çok önemli. Çünkü şu anda bu havalar bu şekilde düğünlerde artık çalınmıyor. İşte bu şeyden sonra gene başka bir hava vardı. Onu girmedim. Bak bu horon kurmadan. İsmi bu da şey, işte bunun ismi neden sonra Hamza Baş'tan sonra girilen bir horan. Horan diye. Evet, horan. O zaman şu anda Beyoğlu çaldık, Hamza Baş çaldık, Hasbal çaldık ve Tuzcuoğlu çaldık. Değil mi hocam? Evet. Hocam hemen devam edeceğiz. Size bir nefes verelim. Ufak bir reklam arasından sonra hemen burada devam edelim. Tamam. Efendim, bütün güzellikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Kemal Yılmaz hocamız da burada. Ders niteliğinde bir program yapıyoruz. Ve derslerimiz devam edecektir. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kemal Yılmaz hocamız kemençe serinde hazır da bizi bekliyor. Ve ondan alacağımız dersleri bize vermeye hazır bir şekilde. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Bir Türkiye havası, yeni havalardan bir tane Türkiye havası çalalım. Tabii hocam, buyurun. Değişmem dünyalara da saçının tenlerini, değişmem dünyalara da saçının tenlerini, bulamazsın ah gülüm benden üstenlerini, bulduğunu mu sandın benden üstenlerini, geç karşıma bana bak, bir de yanındakine. Ey bak gözlerinden benden mi benimkine? Ey bak gözlerinden benden mi benimkine? Yavrum seni yandım elin delisini, gülüm seni yandım elin delisini, sarmış yavrum başına köyün serserisini, sarmış yavrum başına da şehir serserisini, genç karşıma bana bak, bir de yanımdakine. Ey bak gözlerinden benden mi benimkine, ey bak gözlerinden benden mi benimkine. Thank you.
yavrum kocam mı aldın da yoksa hocam mı aldın? Yavrum kocam mı aldın da yoksa hocam mı aldın? Kör müydü gözlerin bunu gece mi aldın? Kör müydü gözlerinden bunu gece mi aldın? Gel karşıma bana bak. Bir de yanındakine ey bak gözlerine, ben der mi benimkine? Ey bak gözlerine, ben der mi benimkine? Atımın beni yarar gidelim ha. Atımın beni yarar gidelim ha. Çık kapıya kapıya da Kemal'ım diye çağır. Kemal'ım diye çağır. Çağır Kemal'ım diye. Ben çıkarım kapıya. Dolanırım adamı öyle orta yapıya, sen de orta yapıya. Kurban olayım kurban olayım kurban, sen de orta yapıya, sen de orta yapıya. Gel otu yanarıma konuşalım dizdiza. İki baş bir yastığa nasip olmadı bize. İki baş bir yastığa da nasip olmadı bize. Nasip olur mu bize? Aktı gitti seneler, aktı gitti sel gibi. Yıllar ne çabuk geçti, aktı gitti sel gibi. Yıkma dünyalarımı, bakma bana el gibi. Bakma bana el gibi. Yıkma dünyalarımı, bakma bana el gibi. Bakma bana el gibi.
hoppa. Oo, sallan 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 sallan, gel böyle gel. Gel gel. Hayda hayda gidelim hayda, bu kayda yeni kaydan da hayda gidelim hayda, yoluna bakın yurdumda 15 günden bir, hayda da 15 günden bir, derlerim yollar denizde 15 günden bir, kemençem bir başına boynumu durdum böyle, geldim bir bunallara söyleyin benim gününde söyleyin benim. Ortada konuşalım da dargınlık var nişanlım. Ortada konuşalım dargınlık var nişanlım. Gülüm seni seviyorum da tanıştık tanışalım da tanıştık hani. Kapısındaki suyunda dibi kuzusun gibi olmadı ya gülüm konuştuk bunu. Hocam yüreğinize sağlık, sağ ol. Ellerinize sağlık. Sağ ol, şu anda hangi havalar çaldık? Bu benim bu havada hangisi? İlk planımda vardı bu bakayım. Ya kasetimde vardı. Evet. Kasetimde vardı. Tonya Horan. Tonya Horan. Tonya Horan. Yani başka bir elinden girdim de sonunda bitirdiğimiz evet. Ben Aleyhim Aleyhim'e de geçtim ama ilk yani evet. O karışık olan Tonya Horan. Evet. Ya. Hocam yüreğinize sağlık. Çok güzel eserler. Biraz da bir 10-15 gündür de bir çalmadım. Biraz da bir tutukluk oldu. Biraz mevzuyu biraz anlatmıştım. Evet. İleride inşallah daha iyisini yapmaya çalışırız inşallah. Hocam şu anki halim bile bizler için evet. Çok çok önemli. Evet. Ve genç bir kemenci olarak bana göre çok üst seviye. O yüzden boş yer çekseniz bile çok kıymetli. Evet. Öyle diyeyim. Devam edelim mi? Çalalım mı? Hocam size bağlı. İstediğim evet. Şey varsa tamam. Bir şeyle bir eski havalardan da bir tabii. Şey çalalım. Peki bir şey sorabilir miyim özellikle? Hayır. Hocam Cezayir havası nedir? Evet. Bunu mu istersin? Çalayım evet. Mı? Öncesinde bir içeriğini alabilir miyiz Cezayir havasının? Cezayir havası nedir? Nerede çalınır bu hava? Bunun tamamını şeyini bilmiyorum. Evet. Ama Cezayir hani bir ara yasaklanmış bir evet. Hava. Bizim Türkiye'nin değil de bu şey tarafının herhalde. Neydi orası? Gene Müslüman memleketlerin birisinin evet. Cezayir'de o hava bizde karşılama havası olarak geçiyordu. Şey karşılaması yani. Yani İnsanları millet karşılamak olarak mı? Ha, vatandaş gerek onu karşılamaya gidiyor. Yani düğündeki karşılama havası mı diyelim buna? Öyle diyelim. Evet. Öyle peki bu hava da aynı şekilde Taksim gibi yani. Evet. Görel'den başka yerde yok. Gene Karaman'lardan kalma. Onlardan kalma. Hmm. Tabii Durgaya'dan, Karaman'dan kalma evet. Ya. O zaman bir Cezayir diyelim hocam.
Hocam yerinize sağlık. İkinci çaldığımız havanın ismi nedir? En son çaldığımız havanın ismi? Neydi? Kilise kapısı. Evet. Kilise kapısı. Peki hocam, burada da bir soru hemen çıkıyor size. Aynı havaya kilise kapısı ve romiko diyorlar. Romiko hora. Aynı isim midir? Aynı şey midir yani? Aynısı değil. Ama evet. Şimdi bizim ilk, yani Garamanlı'la Durgaya'dan ilk duyduğumuz, ilk başta girdi mi? Romiko olan şu. Öyle değil mi? Bu evet, evet. Romiko var. Evet, ama evet. Bu bacakları sebep bulanın bize de yıkılsın o yakları. Laos'tan Endonya, Laos'tan Beyzim ben de yizgim. Bu evet. Romiko bu, evet. Buna geçiyor evet yani. Evet hocam, evet hocam. Başlangıcı öbür tane kilise kapısı. Evet. Evet, çünkü artık şu anki gençler bunları çok ayırt edemedikleri için evet. Bunları sizlerden duymak evet. Çok çok aslında önemli. Aslında o yani Romiko Horan ayrı Pijon'un evet. Zaten pilavı var onlar. Evet. Ama bir yandan başka bir terli giriliyor. Sonu da... Evet. Çam düzü horan. Çam düzü horan. Gel hop hop. Evet hocam, Çamdüzü olan çok çok önemli oldu. Çamdüzü. Bu hava kimindir? Bu hava kimindir? Çamdüzü. Durgayan. Durgayan. Peki hocam, önemli bir hava daha sormak istiyorum. Tabii yorulmadıysanız. Yok evet. Yorulmadım. Ne demek? Bildiğim kadarını söyleyeyim. Evet. Evet. Karaman'ın Kıtırık diye bir havası var. Tıkrik. Evet. Tıkrik. Tıkrik diye mi geçiyor ismi? Tıkrik diye. Tıkrik, evet. Onu da bir şey yapalım mı? Tabii hocam, tabii. Müzik
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok çok önemli havalar, çok çok özel havalar. Gelin aratmayı çalayım mı? Evet. Aman aman ben gider oldum. Küçük kız kardeşimi de yavrum aman aman yerime yavrum aman aman o batar gider uzak yerlere kız
verme gah yavrum aman aman oy ter gider. Hocam yüreğinize sağlık. Sağ ol, sağ ol. Yüreğinize sağlık, harika. Havalar çok önemli havalar. Evet. Orada hemen bir nokta koymamız gerekiyor. Kıtırık'tan sonra Taksim çaldık. Evet. Peki hocam, şimdi Taksim'le ilk başta bir sorumu sorayım. İlk çaldığınız Taksim'le şimdiki arasında biraz o, farklılıklar vardı. Tabii o ayrı, o ayrı. Evet. O da, evet. Peki hocam, Taksim kendi arasında kaça ayrılıyor? Kaç çeşit Taksim var? Gene bir iki çeşit yani. Evet. İki çeşit, üç olabilir. Gene Durgaya'dan öğrendiğimiz bir evet. Bunlar ya. Farklı olarak çalınabilir. Evet. Evet. Peşinde bağladığınız gelin alatma havası değil mi? Gelin alatma havası. Gelin alatma zaten havası. Plaklarda da var o. Evet, evet, evet. Evet. O demin görmüştüm. Hangisi? Ha, gelin alatma hangisindeydi? Gelin alatması vardı. Planınızda evet. Görmüştüm. Evet. İkinci plan mıydı? Benim işte evet. Gelin alatma gördüm ben orada ama hangisiydi? Burada evet. Altında. Evet burada. Ha. Arkası da hoppa hoppa havası demiştiniz. Hoppa hoppa havası. Evet. Gelin alatma havası, evet. Hoppa hoppa havası. Evet. Peki gelin alatma havası, bu bizim gene yöremize mal olmuş bir havadır. Yöremize ait bir hava. Evet. Yani görülenin derim gına gecesinde geline gına yakılırken veyahut da evden çıkarken gelin artı bu havayla. Davul zurna çalar, kemençe, türkü söyler. Ha? Gelin evden çıkma, hani gelin alatma. Evet. Evet. Anası ağlıyor, anası, babası evet. Ağlıyor. Yani gel. Peki bu çok önemli bir kültürün tabii temsilcisi bu havalar. Evet. Peki bunun gibi başka havalar var mı hocam? Mesela gelini almaya giderken farklı hava, evden çıkarken farklı hava, böyle bir şey var mı? Yani yoksa bu, gelin alma havası bir tane midir? Gelin alma havası bir tanedir. Hani evet. Ama hani normal halk müziğinde de var gelin alatma. Onlarınki evet. Başka. Ama genelde bu. Ondan sonra türkü çağrına gidiyorsun. Havalar var mesela. Hepsini biliyorsun zaten sen de. Evet. Bakanından terime yola çıktım yürüme, bak yüzümden terime, yılan girsin boynuna, sansın benim yerime, da sansın benim yerime, yılan girsin boynuna, yılan girsin boynuna, sansın benim yerime, da sansın benim yerime. Of oh, o benim sevdiğim mi bir hayim babasım var da bir hayim baba. Yar giderdim beni, al da giderdim beni ellerim. Sen bitireceğim zaman sen söyle. Servis hocam sana bağlıyız. Devam. Of oh, bin tanem iki yaka, bayıldım baka baka. Bin tanem iki yaka, bayıldım baka baka. Geldi geçti yanımdan, gözüme baka baka. Geldi geçti yanımdan, canımı yaka yaka da canımı yaka. Yollarını gözledim de yollarını göz. Oturdum pencereye, yollarını gözledim. Sıcacık bakışını, gülüşünü gözledim. Sıcak bakışlarını, gülüşünü gözledim de.
Bir de çift eteli çalayım mı? Tabii hocam, tabii ki. Yani şey, Konyalı. Konyalı. Hocam harikasınız. Konyalı çifteli çaldık. Evet. Peki bir de bizim yöremizin çiftelileri var değil mi? Yöremize mal olanlar var. Bir de daha. Evet. Onu da çalayım. Tabii hocam. Kemençe gayet sesince çıkar rüzgar filini vurdurayım pençe. Ay günüm bay günüm çifte teline. Ah oh ince benim ninay da nay nay nina na nina nay nina nay nina nay nina na nay nay nina na nay. Sensin gayet çoktur, virane gönlüm sana alışıktır. Ay günüm, bay günüm, iki tenim. Ah, oh, ince benim. Ninay da nay, nay, nina, na, nina, nay. Nina, nay, nina, nay, nina, na, nay. Nay, nina, na, nay. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Herhalde baktığımızda geldi gibi. Hocam sıkıntımız yok. Vakitte yanaş sıkıntımız yok. Evet. Çünkü sizi bir daha bulma şansımız yok bu şekilde. Evet. Hazır, eğer tabii siz yorulmadıysanız, sizin için sıkıntı yoksa. Evet. Hazır yani, yorduk sizi, getirdik buraya. Yok yok yok, yorulmadı. Yalnız biraz bir aydır kemençe elim almadım. Böyle bir şeylik evet, var. Tedirgin evet. Ağır ağır alışıyor evet. Yani. Evet hocam, gayet de güzel oldu. Evet. Şu anda çünkü çiftelerden örnek verdik, Cezayir'den verdik, gelen karşılamalarından verdik, evet. Horon havalarından verdik, en önemlilerinden evet. Verdik havalarımızı. Evet. Evet. Ve bir de yine yöremizde önemli bir havayı sormak istiyorum. Durukay'ın da kayıtlarında vardı, duymuştum. Şırıp horon havası. Heh. Ve Karaman'ın diye söylüyordu. Sen hatırlatsın çalarım. Evet. Karaman'ın ve Durukay'ın yani evet. Karaman'da biraz aralarda değişiklik var. Biz Durukay'a şeklinde çalıyoruz. Evet, Durukay ama şeklinde. Ama hakikaten Durukay'da büyük bir ustadır. Evet, evet. Onu da çalıyorsan çalayım. Tabii hocam. Gelsin gelsin, ah gelsin gelsin, halı seni göresin hey. Ah geldi seni göresin, kendi yarın değil ki. Gemirip de yiyesin şıp 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 ban 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 ban şıp ban şırıp şırıp şıp ban şıp ban şıp ban diye ban şıp ban ban şıp ban şıp 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 ban şıp ban şıp ban.
defen üstünden defa, defen üstünden defa. Kulağın kulağında küpende hey can can. Var kulağında küpe, ah uyusam bu canda. Ah gözünden öpe öpe şip. Şip 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 ban şip ban şip ban niye. Bang shi 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 bang sh
Gel otur yanlarıma, ah edeyim seninle hey. Ah edeyim seninle ne, ah ne yapalım mahgülüm. Ah burada Allah'ın yerini hey. Şıpman şıpman şıpman, şıpman şıpman, şıpman şıpman. Şırıp şırıp şıpman 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 aliyah. Şıpman 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 şıpman, şırıp şırıp şıpman şıpman şıpman. Derden tuttum balık, ah derden tuttum balık. Ay bıraktım dans üstüne, oy bıraktım dans üstüne. O yerden bir selam gelmiş, ah aleyküm baş üstü. O aleyküm baş üstü, oy timmiye vay timmi. O üç günlük yoldan gel, o üç günlük yoldan geldim. O timmiye mi görmeye, ah maddiye, oy Safiye. Ah geldim seni görmeye. Hocam yine şırıba geçtik. Orada olsun, biraz olsun. Hocam peki Timmiye kimin havasıdır? He? Timmiye kimin havasıdır? Durgan'ın. Durgan'ın havası. Çok güzel. Hocam Timmiye, Timmiye. Timmiye diye geçiyor. Timmiye. Timmiye diye geçiyor. Evet, Timmiye. Evet. Peki bunun bir içeriği var mıdır? Timmiye nedir yani? Arada çünkü Sofia Maria diyor. He, o herhalde gene o Yunan tarafından bazı sözler var tahmin ediyorum, evet. Benim. Çünkü ben Almanya'da kaldığım zaman Yunanlılara çok kemençe aldım. Kaset doldurdular, götürdüler. Öyle mi? Karadeniz'den gitmeler. Evet. Aynı hani aynı bizim Karadenizler gibi oynuyorlar yani. Evet, evet. Yunanlılar. Herhalde o sözleri bazı oy Maria, oy Sofia, ah geldim seni görmeye. Herhalde evet. Onlardan kalma. Onu ben Durga'ya sormadım ya. Peki ama hocam, bizde kızlar oynar bu hava. Öyle mi? Hani kız evine mesela kız evine bir kemençeci verirler. Kemençe kızlar gelir sırayla, herkes ince oynarlar, horon oynarlar, işte isterler senden. Kız evinde de kemençe almak en zorlardan birisidir yani. Öyle kız mi? Evinde. Radyodan bir şarkı atıyorlar, gel senden ister çalacaksın. Çalamadın mı da sen iyi kemençeci değilsin gibi. Wow. Olur. Yani bir nevi sınav şarkısıdır ya bu yani. Yani kız evinde kemençe almak biraz evet. Zordur yani. Evet. Peki hocam bir de şey sormak istiyorum. Karşılamalardan bir de örnek istiyorum sizden. Giresun karşılamalardan. Evet. Evet. Mesela bizim mesela Pici Osman'ın söylemiş olduğu altını bozdurayım var. En çok çalınan düğünler de budur. Bu. Ama mesela çok az duyduğumuz bir hava var. Çandır havası, çandır karşılaması. Evet. Bu mümkün müdür hocam? Bunu ben şu anda çıkaramayabilirim. Ama Giresun karşılaması normal. Piyano evet. Çaldığını çalayım. Bir örnek alalım hocam. Elimde altın şamdan, perdeyi kaldır yamdan. Elimde altın şamdan, anam perdeyi kaldır yamdan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu yamdan. Ninna aslanım ninna, ninna güldeydim ninna. Müzik
altını bozdurayım, girdana dizdireyim. Altını bozdurayım, anam girdana dizdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim. Ninna aslanım ninna, anam ninna güzelim ninna. Hop hop, hop hop, yaşa! Yaşa Giresun, yaşa! Bravo hocam, harikasınız. Hocam son olarak, hep son diyorum ama aklıma da geliyor bir yandan da. Olsun, olsun. Sormak da istiyorum çünkü sizlerden bulamıyoruz. Gerçekten önemlisiniz bizim için. Ama ben gene de gelirim. Başkan biz de şöyle müsaitliğinde buna telefonlaşıyorum. Evet hocam. Görürüz. Tepeler havası. Evet, aklıma getiriyor. Evet. Evet. Peki hocam bu havanın önemi nedir, tepeler havası? Çünkü herkesten duyamıyoruz bu havaları. Evet. Gene Garamanlı'la Pijon'dan gel. Şeyden, Durgaya'dan gelme. Durgaya'dan gel. Çoğunlukla evet. Durgaya'dan gel. Evet. Evet. İşte, peki bunun da horonu falan var mıdır? Horon oynarlar ya burada ya. Burada oynuyorlar. Horon havası. Horon havası. Yani kızlar oynar. Büyük, yakışıklı işte o kemençi bilen, hani kemençeci imtihan edenler adam bunları böyle senin bana sorduğunu sorar. Onları yani. Anam yüksek ver yar, yavrum buradan sen fener. Sandıktan paslandı gülüm bilmez ki benna. Ne istin benna, kurban gelenna. Öperim sen verip dünya denya. Emir ver paşa. Emir ver paşa, yaşa yaşa. Hayattan yazılan yavrum gelir bir paşa. Hayattan yasın lan yavrum gelin mi baş? Atıldım atıldım anam atılamadım. Anam güldüm kantarım yavrum tatılamadım. Zalim babam elinden ben kurtulamadım. Emir ver paşa, yaşa yaşa. Hayattan yazılan yavrum gelirmiş paşa. Aman demişim, sırman gülmüşüm. Al gelden altında kırıldı dişim. Dostum kırıldı diş. Köroğlu. Köroğlu. Açtım yavrum beni gördüler, hey beni gördüler. Köyüm geliyor diye haber verdiler. Beni öldürmeye dostum kadar verdiler. Giriş ayvaz giriş yavrum ayvaz ağlama. Ağlayıp da beni yavrum yoldan eyleme. Anam yoldan eyleme. Hop hop. Yavrum dağda gel dedim, hey dağda gel dedim. Uçan kuşlardan da yavrum şüphesiz dedim. Bana yavah kalın yavrum başını dedim. Giriş ayman giriş yavrum gitti namımı. Kızıldır bak deresine aktı kanımı. Yahudi çocuğuna gitti canımı. Hey gitti canımı. Hocam yüreğinize sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Bu da şey, bizde buna tohum ekin de kazarlar. Görür de. Ekin kazma mı sonraki şey? Bu da var, başka da var da evet. Hani bu. Yani hocam çok teşekkür ederiz, çok mükemmel bilgiler.
İlk kasetimde. Evet. Plaklardan ilk kasetimde var. Kör oldun. Hocam çok teşekkür ederiz. Önemli havalar verdiniz. Ben teşekkür ederim. Artık sonlara doğru geldik. Sonuna geldi programımızın. Hocam öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey değil. Ben teşekkür ederim. Ve Karadeniz kültürü adına yıllarca emek verdiniz. Ve şu anda da bilgilerinizi bizlere aktardınız. Evet. Verdiğiniz emekler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kültür sevdalıları olarak. Ben de sana çok teşekkür ederim. Son olarak sizi takip edenler için, gençler için söylemek istedikleriniz var mıdır? Arkadaşlar, ne diyeyim yani, işte dikkat etsinler, iyi çalmaya çalışsınlar, ustalardan öğrenmeye çalışsınlar. Hani değil mi bu işte biraz iş karışık şimdi, hemen eline alan çıktı. Tabii böyle de değil yani, ama gene de iyi arkadaşlar, halihazır iyi gidiyor durum, inşallah daha düzelir. Evet, hocam herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizi bütün izleyenlere falan. Sağ olun hocam. Evet efendim. Güzel bir program yaptık ve bizim için gerçekten en azından kemençeciler olarak ders niteliğinde program oldu. Çok önemli havalar aldık hocamızdan. Çok önemli bilgiler edindik. Ve söylediğiniz gibi artık biz de kendimize biraz daha çeki düzen vereceğiz sayenizde. Estağfurullah. Efendim bir başka programda görüşmek dileğiyle ve sloganımız her zaman aynıdır ve aynı kalacaktır da. Kültür sakladıkça değil paylaştıkça yayılır. Paylaşmaya devam ederiz efendim. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.